Saat Oktay Yıldırım. Kuralları var. Bu kurallara uyacaksın. Burası bir cezaevi değil, askeri bir okuldur. Kurallara uyarsan rahat edersin. Kurallara uyarsan devlet seni yaşatır. Kurallara uyarsan bütün ihtiyaçların karşılanır. Öyle komünizmdir, Marksizmdir, sosyalizmdir, Kürtlüktür. Böyle sapkın düşünceleri kafandan söküp atacaksın. Sen sökmezsen ben söküp almasını bilirim. Sana 3 gün süre. Kahrolsun faşist diktatörlük! Yaşasın sosyalizm! Kürt halkının varlığını savunmak asla bölücülük değildir. Yaşasın Kürt halkının özgürlük mücadelesi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği! Sana 3 gün süre! Komutanım, Mevlüt Başçavuş kurallara uyanlarla uymayanları ayırmış. Kurallara uyanları koğuşlarına, uymayanları 35 ve 36'ya göndermiş. Ben bugün teftiş ettim. Kurallara uymayanların da kurallara uyması bizzat sağlanacaktır komutanım. Bak yüzbaşı, savaştaki birinci kural, düşmanını asla küçümsemeyeceksin. Karşımızda hiçbir güç kalmadı. Sadece apocular var. Onların da önder kadrolarındaki en büyük bölümü elimizde. Onları teslim almamız, Kürt bölücülüğünü ebediyete kadar gömmemiz demektir. Size verilen görev bu kadar önemlidir yüzbaşı. Emredersiniz komutanım. Sizi Kıbrıs Rum esir kampındaki tecrübelerinizden dolayı seçtim. Oradaki güvenimi boşa çıkartmadınız. Umarım buradaki güvenimi de boşa çıkartmazsınız. Nazım'dan Elazığ, Hacettepe Üniversitesi, Akif Yılmaz, 56 doğumlu, Kars, Ali Çiçek, Urfa, PKK apacılar, Mustafa Karası, Sivas, Gürün, Mehmet Hayri Durmuş, Bingöl, PKK apacılar, Kemal Pir, Gümüşhane doğumlu, Ankara Üniversitesi, PKK apacılar. Patronları Kemal mi bunların? Doğrudur komutanım. Ondan mı abi diyorlar? Doğrudur komutanım. Liderleri Kemal'dir. Herkes onu dinler. Ama asıl elebaşları Hayri'dir. Kemal de Hayri'yi dinler. Peki bu Hayri'ye niye doktor diyorlar? Kodadı mı? Hayri tıbbiye okuyormuş komutanım. Ondan doktor diyorlar. Lan Kemal Pir Gümüşhane. Hayri Durmuş Bingöl. Öbürü Kars. Öbürü Sivas. Lan bunlar nasıl bir araya gelmiş böyle? Ankara'da üniversite okurken tanışmışlar. Apo toplamış bunları bir araya. Lan bunlarla bayağı bir işimiz var bizim ha.
Artist görsün. Gözümüz gönlümüz açılsın. Devrim yapacaklardır.
Ben sizi artist yapacağım, artist. Artık filmimize başlayabiliriz. Pideleriniz geldi. Kalk 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 kalk. Oğlum şu kurallara uyanlara pidelerini dağıt bakayım. Kalk 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 kalk. Hadi kalk 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 kalk. Kalk 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 kalk. Kalk 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 kalk. Kalk. Bakın evlatçıklarım. Görüyorsunuz ki devlet baba kurallara uyanlara iyi bakıyor. Siz de Türk'üm deyin. Rahat edin. Yemek, çay, sigara. Oğlum, bunlar Türk'üm demezlerse böyle asılı kalacaklar. Yemek de yok bunlara. Hadi kızlar.
Doktor. Dünya Avran Sayı'ya. Say. İrademizi kırmaya çalışıyorlar. Mahkemeden önce gözdağı vermek istiyorlar. Fakat ne pahasına olursa olsun o mahkemeler çıkmamız ve savunma yapmamız lazım. Hiç kimse partimi savunmama engel olamaz. Bu böyle olmaz. Düşenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bir şeyler yapmak lazım. Bak Serhat, karın seni şimdi burada bu şekilde görsün ister misin? He? Karını askerlerime versen başına neler gelir düşünebiliyor musun? He? Bak senden sadece tek bir şey istiyorum. Türk'üm de yeter. Elbiselerini de alacaksın. Karına da kimse ilişmeyecek. Şöyle yüksek sesle, Türk'üm de o kadar. Lan Oroz, al şu Serhat Palamut'un karısını. Türk'üm! Türk'üm. Ha şöyle, elbiselerini almaya hak kazandın. Alın götürün şunu. Can askerlerimin karısı oldu. Artık sana ihtiyaç yok. Bir daha bu koğuşta herhangi bir kadını taciz ederseniz ölüm orucuna başlarız. Yok öyle ölüm falan. Hiç kimse benim cezaevimde ölüm orucuna başlamaya cesaret edemez. Sakine cansız. Erkek koğuşunu adam ettim, sizi de adam etmesini bilirim. Önce adam olacaksınız, sonra Türk olacaksınız. Ondan sonra ölümü hak edeceksiniz. O kadar.
Yüzbaşı! Sen şimdi bizi dinle yüzbaşı. İşkencelerinizle bizleri teslim alamazsınız. Üzerimizde yürüttüğünüz insanlık dışı uygulamaları kabul etmiyoruz. Bugünden itibaren onur kırıcı uygulamaları protesto etmek için 14 arkadaşımla birlikte ölüm orucuna başlıyorum. Ben Mehmet Hayri Durmuş. Ölüm orucuna başlıyorum. Ben Mustafa Karasu. Ben de ölüm orucuna başlıyorum. Ben Akif Yılmaz. Ben de başlıyorum. Ben Ali Erek. Ben de ölüm orucuna başlıyorum. Ben de başlıyorum. Ahmet Bilmez Malatya Emret Komutanı. Femi Yaşar Urfa Emret Komutanı. Tekmir ver lan. Yürü lan, tekmir yoksa yürü lan. Basmadan dur şu lan. Sıktın mı evladı? Emekaysın lan mal mal. Emredersin komutan diyeceksin. Emredersin. Türkçe bilmiyorum komutanım. Sen avukat mısın lan? He? Sen avukat mısın? Ne demek Türkçe bilmiyorum? Türk değil misiniz lan siz? Bölücülük yapmayı biliyorsunuz ama. Görüşeceğiz bakalım. Görüşeceğiz. Ben de sizi Türkçe yapmayı yapmazsam ananı siksin lan benim. Götünüzü kırıza kadar yapınızı Türk yapmazsam bana da alacaklar yazılır. Türkçe konuşmak yasak.
Lan İbni, seni boşuna mı getirdik Redire? He? Türk'üm diyeceksin, hepsi bu kadar. Hayatın kurtulacak. Bak Ali, boğazın çok kötü. Tedaviyi kabul etmezsen bu boğaz iflah olmaz. Sonra istesen de bir şey yemezsin. Alın götürün bu ipneyi. Ali ben Kemal, cevap ver. Ne yaptılar sana? Ali. Neden cevap vermiyorsun Ali? Konuş, bizim burada anamız sikilsin. PKK, APO'cular ana davasının tutuklu sanıklarının tümünün duruşma salonunda hazır olduğu görüldü. Açık yargılamaya başlandı. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı askeri savcılığınca hazırlanan 19 Ocak 1981 tarihli ve 1981'e 59 sayılı iddianame sanıkların yüzüne karşı okundu. Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf silahlı çete teşkil ettiğiniz ve bu çetenin üyesi olarak eylemlerde bulunduğunuz iddia edilmektedir. İsimlerini okuyacağım sanıklar kürsüye gelip kimlik bildiriminde bulunacaklar. Mustafa Heybetli. Adın soyadın? Mustafa Heybetli. Doğum yerin ve doğum tarihin? 1954 Siverek. Mesleğin? Elektrik teknisyeni. Tamam, bir yerine geçebilirsin. Mazlum Doğan. Adın soyadın? Cezaevinde tutsaklara ağır işkenceler, insanlık dışı muameleler yapılıyor. Bunu protesto etmek için 35. koğuştan 14 arkadaşımız 40 gündür ölüm orucundadırlar. Ali Yerek arkadaşımız ölüm orucunu bırakmış fakat kuralları kabul etmediği için tedavi edilmemiş.
ve hayatını kaybetmiştir. Bizler 15 kişi daha bu durumu protesto etmek için ölüm orucuna başladık. Cezaevindeki işkenceleri, insanlık dışı muameleleri protesto ediyorum. Kimlik bildiriminde bulunmayı reddediyorum. Burası mahkeme, mahkeme. Cezaevinde olanlar cezaevi yönetimini ilgilendirir. Bizde bir alakası yok. Sen sorularıma cevap ver. Kimlik bildiriminde bulunmayı reddediyorum. Götürün şunu. Sana bu görevi verdiğimde başaracağını sanmıştım. Oysa görüyorum ki eline yüzüne bulaştırdın. Komutanım. Başlatma şimdi komutanımdan. Sen bu işin ciddiyetini anlayamadın. Ankara bu olayı duyarsa ne der biliyor musun? Amacımız onları öldürüp kahramanı ilan etmek değil. Bitirmek. Anladın mı? Bitirmek. Buradan Türk olarak çıkacaklar. Kürt olarak nefes bile almayacaklar. Şimdi git bu işi bir an evvel çöz yüzbaşı. İstediğini yapabilirsin. Dikkat et. Fazla ölüm olmasın. Emredersiniz komutanım. Patron, bakıyorum açlık bayağı bir yormuş seni. Şöyle otur da bir konuşalım seninle. Muhabbet etmek için burada olmadığımı biliyorum yüzbaşı. Derdin neyse sen asıl onu söyle. Bak Kemal, tamam anladık ölümü kafana koymuşsun. Ama artık şu işi bir an önce bitirin ha. Biz keyfimizden ölüm orucuna başlamadık yüzbaşı. Uyguladığınız vahşeti durdurmak için yapıyoruz. Mahkemeler başladı. Savunma yapmamıza bile dahi izin vermiyorsunuz. Tamam. Sana asker sözü veriyorum. Savunma yapmanıza izin verilecek. Ailenizle, avukatınızla da konuşacaksınız. He? Tamam. Bilmiyorum. Ama arkadaşlarımla görüşmem lazım. Kendi başıma veremem bunun kararını. Şerif sözü veriyorum. Oldu mu? Savunma yapmanıza da izin vereceğim. Kağıt kaleminiz de olacak. Sen bir arkadaşlarınla konuş ama. Hı? Şimdi Türk'üm. Türk'üm. Türk'üm diyeceksin. Türk'üm. Tamam. Türk'üm. Bak karı. Bak delirtme beni. Türk'üm diyeceksin. Türk'üm. Tövbe tövbe. Kırk kuru karı henüz ne yapacak? Türk'üm şunu bileceğim. Bir daha bu konuşa kimse Türkçe konuşmayacak. Türkçe konuşacaksınız! Türkçe!
Hayırdır beyler? Görüşe mi gidiyorsunuz böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya? He? Burası askeri bir okul. Askeri nizamla marş söyleyerek gideceksiniz görüşe. Evet. Geç sıraya. Uzat kolları. Şeref sözü verdin yüzbaşı. Marş, askeri yürüyüş yok dedin. İşkence, dayak yok dedin. Sözünde dur yüzbaşı. Komünistlere, bölücülere verilen sözün bir değeri yoktur. Bunu kafana sok. Ne pahasına olursa olsun. Hepinizi adam edeceğim. Öyle kurallara uymadan ölmek de yok. Geç sıraya. Uzat kolları. Sen de şunu kafana sok yüzbaşı. Biz onur kırıcı hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Askeri yürüyüş yoksa görüş de yok. Kurallara uymak yoksa rahat da yok. Götürün bunları. Sorun yok, iyiler. Devam edebilirsiniz. Uygun adım! İleri! Marş! Sol! 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 Ne mutlu Türk'üm diyene yürüyüş kararı sayılacak! Sol! Hep buldum! Türk'üm diyene! Hep buldum! Türk'üm diyene! Şerefsiz! Kırt! Adın! Sola! Dön! Soyun! Koşun tepe! Arkadaşlar.
gelmiş. Yani taktiği kuralım. Sadece birkaç kişi kaldık direne. Önder kadroların koğuşlarla bağı kesildi. Hayri direnişi bitirelim mi demiş yani? Evet. Eğer kurallara uyarsak arkadaşlarla yan yana geliriz. Direniş biterse belki vahşet kaptanla bir bilgiye düşebilir. Biz de yeniden bir direniş örgütleyebiliriz demiş. Direnç bırakılabilir bir süreliğine. Daha büyük bir direniş. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş geldiniz. Burası Diyarbakır Askeri Cezaevi. Ben İç Güvenlik Amiri Esat Oktay Yıldırım. Gördüğüm kadarıyla gözaltında size pek iyi bakmamışlar. Ama burada devletin bize birer emanetisiniz. Cezanızı tamamlatıp sağ salim ailelerinize teslim etmek bizim görevimiz. Oğlum, misafirlerimizle ilgilenin. Baş üstüne komutanım. Bir hamama götürün. Yıkanıp baklansınlar. İnsana benzesinler biraz. Ey Allah senden razı olsun kumandan bey. Kapıları iki ayda karakolda koymadığına namaz kılayım. Hadi yürü yürü. Götürün bunları. Kumandan bey beni buraya neye getirdiler ben de bilmiyorum. Vallahi dediler senin tarlada apoçiler geçmiş. Ben nereden bilebilirim? Kumandan bey, benim namaz kılmam lazım. Vallahi günahım çok oldu ya. Tamam hacı amca, tamam. Temizlen, yıkan, kılırsın namazını. Herkes üzerindekilerin tümünü çıkarsın. Size kantinden yeni elbiseler verilecek. Hadi soyunun. Sallanma, sallanma, soyun.
sallanma. Kumandan bey, ben burada elbise çıkarmam. Ayıptır, günahtır. Hacı amca git köşede soyun. Aman. Hadi, hadi. Kendine bir dakika içinde bir parça bok bulup kafasına sürsün. Boku süren içeri geçsin. Kafasında bok olmayanı şu gördüğünüz foseptik çukuruna sokacağım. Sürün lan. Ne bok? Bok benim. Benim bokumu. Ne oluyor lan orada? Bokum oldu komutanım. Komutan bak. Fırat ki. Bok ben. Gelin lan bakalım buraya. Nerede lan senin bokun? Uçaldı komutanın bokumu. Girin lan şu çukura. Atın lan şunları şu çukura. Ne var? Gerem dest bebekim. Bu havaya ikidin emni karım üçünü bir de saklandı. Gerem ana dest bebekim. Ne da gehi mafya parasının adını. Gerem dest bebekim ne var? Emediğini karından alır hızlandır evde bırakabilir. Sebir. Nektin sebir. En mecbur. Beni tehdit edenlerin arasında Serhat Palamut ve Mazlum Doğan da vardı. Birkaç tanesinde tabanca da vardı. Beni örgüte zorla soktular. Pişmansın yani. Evet, pişmanım. Devlet büyüktür. Geldim devlete sığındım. Devlet cezaevinde bize çok iyi bakıyor.
Koşullarımız çok iyidir. Hakkımda iddia var. Cevap vermek istiyorum. Tamam, yerinde söyle ne söyleyeceksen. Ben bu adamı tanıyorum. Bu adam yalan söylüyor. Kendisi de örgüte gönüllü katılmıştır. Şimdi burada zoru işkenceyi görünce itirafçılık yapıyor. Devrimcilik gönül işidir. Ben Mazlum Doğan'dan etkilenerek bu örgüte katıldım. Ondan halkımı sevmeyi öğrendim. Onun bana ve örgüte verdiği emekten dolayı partiye bağlılığım arttı. Getirin lan şu ipneyi. Sen neyine güveniyorsun? Mahkemede siyasi savunma yapıyorsun ha? He? Kaldırın lan şirkneyi. Job girince bir daha siyasi savunma yapabilecek mi ha? Sen bu işin farkına varmadın mı lan da? Savaştayız ulan, savaşta! Her zayıflığımız bize miskine geri döner. Senin bir zayıflığını görürsen, o jopu sana sokarım, anladın mı? Kaldırın lan şükmeyi. Komutanım ölmüş galiba. Ölmedi oğlum. Teris oldu gitti. Ne olmuş? Teris oldu. Ne olmuş? Teris oldu. Ne olmuş? Teris oldu. Ha? Arkadaşlarına not gönderecektin ha? Kime gönderecektin lan notu Hayri'ye? He? Demek Hayri tamam dese ölüm orucunu başlatacaktınız öyle mi? Madem içimizde ispiyoncum var, öğrenseydin Esat Oktay. Asla buradan itirafçı çıkaramayacaksın. Arkadaşlarımıza ulaşmanın bir yolunu bulacağız. Ölüm orucuna başlamamıza da asla engel olamayacaksın. Teslim oldu, teslim. Bütün liderlerin ayağımın dibinde diz çöktü. Bitti her şey. Bitti. Sakine cansız. Sen öyle zannet. Asla teslim alamazsın onları. Senin liderlerin benim köpeğime tekmil veriyor. Göreceksiniz lan. Hepinizi adam etmezsen, köpeğime siktirmezsen bana da Esat Oktay demesinler. Alın götürün bunu kör hücreye. Look!
Gekko. Gekko niye ses vermiyorsun? Mazlum. Gekko. Ne oldu Cemal arkadaş? Kötü bir şey mi oldu mahkemede? Ne oldu Cemal? Niye konuşmuyorsun? Asım. Kendini yakmış. Nevroz gecesi kendini yakmış Masum. İtirafçılaştırmaya karşı yakmış. İşkenceli protesto için. Mazlum ölmüş. Marş düzeni al! Çabuk al! Tarihi çevir maçına başla! Tarihi çevir, kral sesi kız, kral sesi bu. Kantin listen hazır mı Necmi? Hazır komutanım. Ver bakayım. Deterjan, boya, tiner. Bunların koğuşta yasak olduğunu biliyor musun Necmi? Koğuşta büyük bir portre çizeceğiz. Kim portresi? Yavuz Sultan Selim portresi. Mevlüt Çavuş'a söylemiştim komutanım. Yeah.
dışı avlandı. Bu bir eylemdir. Su döken haindir. O estrane beijo. Mazlum, eylemiyle bize teslimiyetin karanlığından çıkış yolunu göstermiştir. Mazlumun bu eylemini örgütlü bir çıkışa dönüştürmeliyiz. Adım Yıldırım Merkit. Merkez komite üyesiyim. Birçok eylemin planlayıcısıyım. Biz ham bir hayale kapıldık. Bir ordu kuracağımızı, devleti yeneceğimizi sandık. Birçok masum insanı da bu maceraya sürükledik. Onları robotlaştırdık. Ben pişman olduğum için devlete sığındım. Cezaevinde bize iyi bakılıyor. Tamam. Başka bir şey demiyorsan yerine geç. Tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Onlar da girmiş oldukları bu yoldan dönsünler.
Devlet affedicidir. Hakim Bey, iki saldır yatıyorsun, o vermiyorsun. Herkese tahliye varsın, o bize yoksun. Ya ma işi kudiye, abdu sana vadi burada girtime. En azam şu bu içi civayız girtime. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Başkan, müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. Yaz kızım. Siverek Nüfus Müdürlüğü'ne yazılan 10 Ocak 1980 tarihli yazının cevabının beklenmesine, sanığın tutukluluk durumunun devamına, duruşmanın 14 Temmuz 1982 saat 9'a ertelenmesine karar verilmiştir. Sayın Hakim. Duruşma bitti, Hayri Durmuş. Yarın söz alırsın, yarın. Karasın. Karasın. Hayri. Yine söz hakkı vermediler. Sanki bir şey sezmişler. Karıştırmıyor şerefsizler. Sen bu olay hakkında ne diyorsun bakalım? Hayri bizi ayı öldürün dedi. Biz de öldürdük. Dediler ağ olmayacak. Bu toprak siz ekiyorsunuz. Bu toprak sizin olacak. Biçtiğiniz buğdayınız, samanınız sizin olacak. Bizi kandırdılar. Biz fakiriz. Biz anlamayız.
Biz devletimize, milletimize bağlıyız. Ben cevap düşmanım. Hakkı doğmuştur, söz istiyorum. Otur yerine Hayri Durmuş. Cevap hakkı doğuran bir şey yok. Zaman kalırsa yarın söz hakkı veririz. Dün de yarın demiştiniz. O dosyadaki eylemlerin tümünün planlaması bana ait değil. Fakat o dosyada yer almayan ama benim gerçekleştirdiğim bazı eylemler var. Esasen onunla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Tamam, gel bakalım. Fakat kısa tut. Dosya dışında bir konuşma olmasın. Diyarbakır zindanında insanlar katlediliyor. Cezaevinden cesetler çıkıyor. Yüzlerce insan sakat kaldı ve görmüş olduğu işkenceden dolayı delirdi. Onurunu ve insanlığını korumak isteyenlere karşı ölümden ve itirafçılıktan başka bir yol bırakmıyorsunuz. Bizler haklı ve meşru bir mücadele veriyoruz. Özgür bir yaşam için savaşıyoruz. Sizler bizi yargılıyorsunuz. Fakat savunma hakkımızı bile gasp ediyorsunuz. Bırakın siyasi kimliğimizi korumayı, insanlığımızı bile korumanın olanağı kalmamıştır. Onurumuz ve özgürlüğümüz için Mazlum Doğan, Ferhat Kurutay, Necmi Öner, Mahmut Zengin ve Eşref Anyük yaşamlarına son verdiler. Bunların bu davayla bir alakası yok Hayri Durmuş. Davayla ilgili konuş, davayla. Ben özgürlük davası adına konuşuyorum. Ben halkımın özgürlük savaşçısı olarak sizin bu vahşi politikalarınızı protesto etmek için şu andan itibaren ölüm orucuna başlıyorum. Halkıma karşı görevlerimi tam olarak yerine getiremedim. Bu yüzden de mezar taşıma bu halka karşı borçlu öldü yazısı. Bu benim son duruşmam olacak. Siyasi savunma hakkının engellendiği bir mahkemeye çıkmanın bizim için artık bir anlamı kalmamıştır. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu halk için mücadele edeceğini söyleyenler silahlı mücadeleye esas almalıdırlar. Silahlı bir direniş olmadan sömürgecilik asla yenilgiye uğratılamaz. Duruşma bitmişti. Ben Kemal Büyük, ölüm orucuna başlıyorum. Helal içince, aktivist cennetinin dileği direnişi verin. Başardık! Başardık arkadaşlar! 6 kişiyle başardık! Bakınız Kemal Paşa'm, bu böyle olmaz. Ordu koskoca bir ihtilal yapıyor, tüm ülkeyi kontrol altına alıyor. Siz bir cezaevini kontrol edemiyorsunuz. Nitekim örgüt çökertildi. Neredeyse tüm liderler elimizde. Geri kalanları da yurt dışına kaçtı. Kürt isyanını gömün diye size teslim ettik bunları. Bu cezaevi bu iş için inşa edildi. Siz adamlara bir ölüm orucuyla yeniden dirilme fırsatı veriyorsunuz. Gereğini yap Kemal Paşa. Sana askerliği ödeyecek değilim. Kullandığın taktikler işe yaramıyorsa taktiğini değiştirirsin.
Urfa kapalı cezaevinden kaçmam ikincisiydi. İçeride biz, dışarıda arkadaşlarla plan yapmışız. İki yurtseverle plan yaptık. Dokuz yurtseverle duvarı sökmüş, sıvasını tek bırakmıştık. Bu kaçma planında en büyük pay Ali'nindir. Dışarıda hazırlıkları ve planları o yapmıştı. Ali, sen anlatsana. Cami'nin orada arabada beklerken heyecandan kalbim durmak üzereydi. Bir baktım Kemal abi elinde tabancayla geliyor. Arkasında da dokuz kişi. Biz bir tek Kemal abiyi bekliyoruz. O takmış arkasına dokuz kişiyi daha. Cezaevini boşaltmış neredeyse. Hep merak etmişimdir. Bu keman her yakaladığında tekrar nasıl kaçmayı başarıyor diye. Seni anlamayan, niçin yola çıktığını kavramayan bir düşman olduğu sürece firardan ve kaçmaktan daha basit bir şey yoktur. Fakat düşman artık seni iyi tanıyor Kemal. Üstünde epey durdular. Bu sefer sanki kaçmak biraz daha zor olacak gibi. Her zaman bir yol vardır doktor. Görecekler yine nasıl çıktığımızı. Bu sefer başka bir kaçış planımız var. Oo, karasu gelmiş. Hoş geldin Karasu. Hoş bulduk arkadaşlar. Beni ancak bugün getirdiler buraya. 35'te durmana nasıl Karasu? Herkes içten içe çalkantılar yaşıyor aslında. İdare iyice kuralları gevşetti. Tutsaklar da eskisi gibi uyumuyor zaten. Senin Esat da ortalıkta gözükmüyor artık Kemal. Sesi solu kesildi. Eyleme başka katılmayı düşünen var mı? Çağrı yaptın mı ölüm orucu için? Bu iş öyle çağrıyla falan olmaz. Herkes kendi iradesiyle katılması lazım. Ve mutlaka kazanmalıyız. Tedavi olmak istemediğinizi söylemiştik doktor. Neyin derdindesiniz? Bakıyorum keyfin yerinde Kemal. 30 gündür aç kalmış gibi durmuyorsun. Yemek yediğinizi biliyoruz Güziz'den. Bırak bu ucuz numaraları doktor. Kendini küçük düşürüyoruz. Bugün gazeteler sizin yemek yediğinizi yazmış. Ayrıca diğer koğuşların da size inancı kalmadı. Önceki gibi yine bırakır diyorlar. Kimin ne olduğunu, kimin neye inandığını göreceğiz. Ya hakikaten merakımdan soruyorum. Niye ölmek istiyorsun bu kadar? Yaşam güzel bir şey bence. Çok güzel yanı var hayatın. Yaşanmamış, yaşanacak çok güzel şey var. Ne bileyim, bir kadın elini tuttun mu hiç? Ya da çok paran oldu mu? Ha? Ne bileyim, böyle parayı düşünmeden güzel bir ziyafet çektin mi? Bunları yaşamadan bu izbe yerde ölüp gideceksin. Bak şimdi doktor. Bizim öyle ölmeyi falan kafaya koyduğumuz yok. Aksine bizler yaşamı uğruna ölecek kadar çok seviyoruz. Bizim için mesele ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımızdır. Biz onurlu ve güzel bir yaşam için ölüm orucuna başladık. Lan koymuşum benim içinde olmadığım hayatın güzelliğini. Sokmuşum onuruna. Ne olacak? Ben öleceğim, hayat güzel olacak. Kim için? Hiç. Hayatın neyinin güzel olduğu, o hayata nereden baktığınla alakalı bir şey. Hakikaten ben de şunu merak ediyorum. Sen bu işkence tezgahından çıktıktan sonra evine nasıl gidebiliyorsun? Çocuğunu nasıl sevebiliyorsun? Karına nasıl dokunabiliyorsun? Yaz oğlum. Tutuklunun yapılan muayenesinde sağlıklı olduğu görülmüş. Açlığa dair
herhangi bir lezyona rastlanmamıştır. Doktor, sana annemin Laz böreğinden hiç bahsetmiş miydim? Evet Kemal, en az 50 kez bahsetmiştim. Ya hayır, anlatılmayacak gibi değil ki. Sana yemin ediyorum, okuldan çıkar çıkmaz, daha köyün başındayken anamın böreklerinin mis kokusu gelirdi burnuma. En çok da şu börekten sana yediremedim ya. Ona yanarım. Düşmanın yapamadığını ananın börekleri yapacak bize şimdi. Öyle lezzetli anlatıyorsun ki. Hepimiz ölüm orucunu bırakacağız. Kokusu ta burnuma kadar geldi. Komutanım, bakın ne buldum. Tutsak yemek yiyormuş. Bunların bir şeyler yediği kesin zaten. Ki ya 30 gündür bir şey yemiyorlar. Maşallah. Hepsi Türk gibi. Yalan söylüyorsun lan şerefsiz. Hepsi mi insanasınız lan siz? Akif. Sakin ol. Sakin. Yorma kendini. Alon, kimdir o? Ayhan, sen misin? Sen misin Ayhan? Ben Ayhan Karan. Mehmet Ayrı Durmuş açlık grevine başladığında mahkemede Kemal benim yanında oturuyordu. Ama onu
cesetlerimiz üzerinden kahramanlık taslayacaklar. Ölüm orucuna katılanlar bir şey yapamazlar. Daha önce de aynı şeyi denediler. Ne oldu? Hiç etmeyince ölüm orucunda olduklarını, yemek yediklerini tespit edince mecburen bıraktıklarıydı. Devlet güçlüdür. Kimseye tabir vermez. Kendileri yemek yiyorlar. Garibanları da ölüme yolluyorlar. Kimse bunlara alet olmaz. Bak Akif, dosyanı inceledim. Öğretmenmişsin. Hepimizi öğretmenler yetiştiriyor sonuçta. Böyle kendini öldürerek sonuç alınamayacağını sen hepsinden daha iyi bilirsin. Biraz önce Hayri Durmuş ve Ali Çiçek'le görüştüm. Bu teklifimi düşüneceklerini söylediler. Siz gidin bu lafları askerlerinize yutturun, bana anlatmayın. Biz bir halk hareketiyiz. Halkımız doğruyu da yanlışı da bir öğretmenden daha iyi bilir. Demek Laz Kemal sensin. Lazlar mert insanlardır. Vatana, millete bağlı insanlardır. Sen nasıl bir Laz'sın? Filistin'e gitmişsin, askeri eğitim almışsın. Türkiye'nin dağlarında askeri birlikler kurup başına geçecekmişsin. Bizim ordularımızla savaşacakmışsın. Buradasın. Sen komutan mısın? Bunların komutanı mısın? Bak, böyle 3-5 çapulcuyla devletin boynunu bükebileceğini mi sanıyorsun? Biz bu devlete bir kazık çaktık. Çıkarın, çıkarabiliyorsanız. Al ordularını gel, savaşalım. Bakalım, şanlı Türk ordusu karşısında ne yapacaksınız? Zamanı geldiğinde ordumuzla da karşılaşacaksınız. Götürün şunu! Arkadaşlar biz geldik. Müslüm ve Şemsettin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, direnişimiz umut vermeye başladı. İşte böyle arkadaşlar. Gittikçe çoğalıyoruz. Eyleme başlamakta zorlandım biraz. Karar verince de kararımızı mahkemede açıklayalım dedik. Ama bir türlü mahkemeye götürmediler. Ayhan Karan'ın konuşması olunca mahkeme kararını beklemeden eylemi açıkladık. Ne yapacaklar? Özgürlüğü için ölümü göze alan insana ne yapabilirler? Dün 6, bugün 10, yarın
Milyonlar olacağız. Milyonlar. Ben dışına ştara almışım. Tek başınasın. Ekik diyarında parçalarlar seni. Türk olduğunu söyledim ya size. Güneşli aran nasıl Ursula? Ha? Of! Karıya bak be! Sen çıkmıyor. Ama merak etme. Birazdan canavar kollarını boynuna doladı mı? Feryadını yedi kat yukarıdan koca Odin bile duyar. Kaçmayın lan. Kaçmayın. Buna kurdumun çocukları. Kaçmayın. Kıpraşma lan! Kıpraşma oğlum, kıpraşma lan! Aman akodumun çocuğu! Benim oğlum, bu arzunu hemen yerine getireceğim. Al bakalım git! Şevval abi, Rahmi, Cahit ve Tilkocu Halil'le beraber geldik. İki gündür işkence yapıyorlardı bize.
Sinema salonunda. Ölüm orucundan vazgeçirmek için. Rahmi arkadaş, iç suyun var mı? Fesli arkadaş, kötü durumda. Fesli arkadaş, sana su gönderiyorum. Bugün cezaevimizde ilk defa bir açık görüş gerçekleştiriliyor. Kıymetini bilin. Kürtçe konuşmak yasak. Baba, baba niye benimle konuşmuyorsun? Kaç haftadır görüşüne gelip gidiyorum, hiçbir ses çıkarmıyorsun, öyle bakıp gidiyor. Sephaniler, dua et oğlum, dua et. Mezarıma gelirsiniz, bir dua etmeden gidersiniz. Dua et oğlum. Ne mezarı baba, ne duası Allah aşkına? Dua et oğlum, dua et. Ancak sizin duanızda burada cezamı tamamlayıp cennete gidebilirim. Ne canım baba, delirdin mi sen? Avukatla konuştun, ilk mahkemeye çıkacaksın. Hiçbir suçum yok senin. Baba, bu hiç bir suçum. Baba. Baba. Baba! 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 Baba denge eminle! Baba denge kamke! Baba! 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 Kemal, gözlerin görmüyor senin. Ha? Niye saklıyorsun? Görmüyorsun işte. Görmüyorsa, görmüyor. Ne uzatıyorsun? Bak, geç kalmış saymayız. Şu ölüm orucunu bırakır ve tedaviyi kabul edersen bir şekilde kurtarabiliriz. Sen, Kemal'in gözleri olsun, Kemal'in iradesi olmasın diyorsun. Sen... Kemal'in gözleri olsun. Kemal'in kendisi olmasın diyorsun. İstemiyorum böyle bir Kemal'i. Sen bilirsin. Benden günah gitti. Kemal abi, çebi çave daha diye. Çave mi, ne yapayım ya Ali?
Tanrımıza hamd olsun. Tanrımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Komünist ve bölücüye kar olsun. Komünist ve bölücüye kar olsun. Afiyet olsun. Sağ Şimdi komutanım, tutuklular böyle kıtlıktan çıkmış gibi saldırıyorlar. Yani böyle bir açlık hissi doğuyor bizim vermek istediğimiz mesaja ters. Yönetmen sensin. Bunları sen düşüneceksin. E tamam da yani şimdi bir olsa bak. Yani kemikleri çıkmış, dirili çıkmış bir takım zayıf arkadaşlar var. Ben söyledim çavuşa da. Şöyle biraz besili, ne bileyim şişman, sağlıklı tutuklulardan getirseler. Yani olmadı cezaevinde varsa askerler arasında. Hani böyle sağlam şişman arkadaşlardan sivil giydirelim, getirelim, değiştirelim. Ha? Oğlum, şuradan 5-6 askere sivil giydirip getireyim. Şunlara da biraz yemek verin de böyle çekim sırasında saldırmasınlar. Tamam. Hadi hadi. Evren aç kaldı. Evet. Şimdi şu arkadaş bunu kaldıralım. Kalk. Hadi. Hadi. Sayılıyor. Bakayım. Bu arkadaşı da alalım. Hadi. Kalk, alalım. Kalk. Kaybol. Bak. Şu arkadaş da kalkabilir. Hadi. Çok kaybol oradan. Biraz zayıf şey. Bakayım şöyle. Bunu da al, bunu da. Hadi. Çık. Bunu da. Çık. Alın bunu. Şimdi o zaman biz onlar şey yaparken yakınını alalım. Siz biraz şimdi yiyin. Tamam. Yakınına geç. Evet. Hazır mı? Peki, o zaman başlıyoruz. Yak. Motor. Kestik. Ya 40 yıldır böyle yemek görmedim. Böyle yemek mi yenir ya? Ha? Herkesin suratlar düşük. Bu kadar mutsuzlukla yenir mi bu yemek ya? Gülün lan! Gülün! Somurta neredesiniz içeri lan! Gülün! Şimdi arkadaşlar, dostlar arasındasınız ha? Neşe içinde yiyorsunuz, karnınız doyuyor. Bak bu kadar aç var dünyada. Ha bak, nasıl gülüyor. Bizden miydi bu arkadaş? Evet. Ha bak, bak bunlara bakın. Böyle birbirinizle sohbet ederek, siz de biraz onlara yardımcı olun. Neşe içinde ha? Yiyin, beslenin. Ya dünyada açlık var. Değil mi? Öyle değil mi? Şöyle tatlı tatlı yiyin, zevk alın, aklınızdan güzel şeyler geçirin. Aferin, ben kayıt deyince aynen böyle devam hiç durmak yok. Evet, kayıt. Thank you.
Lan unutma çocuğu. Sana kaç kere dedim bu köpeğe beyaz et verme diye. Siktir ol git şimdi. Siktir. Stoktay. Diyarbakır zindanından Laz Kemal'in selamını getirdim. Kemal Kuyu. Kemal Şehit Ket. Fira. Ben öldükten son. Kemal neredeler? Kemal. Şehit Ket. Hayrici. İra. Meren.
Saat kaç? Çağ hemen. Ne yapayım? Bu da biraz yemin. Asker. Asker. Ne var? Bize su getirin. Akif, nasılsınız? Şimdi bu ölüm orucu mudur nedir? Bunu bırakırsanız cezaevindeki şartlar iyileştirilecek. Kolordu'dan direkt emir var. Tek şart bu ölüm orucu dediğiniz şeyi bitirmek. Cezaevindeki şartlar iyileştirilecek. Bu kötü muamele falan diyorsunuz ya. Onlar olmayacak. Ben bizzat takipçisi olacağım bunu. Ben. Binbaşı Birol size söz veriyorum. Ne istiyorsanız bu
ölüm orucunu bitirdikten sonra istediğiniz olacak. Sizin sözünüzü iyi biliriz. Bırakmayacağız. Uzatmanıza gerek yok. Bakın, Golordu Komutanlığı bu durumla bizzat ilgileniyor. Daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz. Kas, arkadaşımız öldürülmez. İşkenceyi. Sizi endişelendiren insanların ölmesi değil. Böyle kendi irademizle ölüme yürüyor olmamız sizi korkutmuş. Akif. Hatırlıyor musun? Akif. Akif. Akif geberdi. Bu kim? Ali Çiçek. Bırakın. Ne yapıyorsunuz? Telafi kabul etmiyoruz biz. Zaten ölmüş bu. Serum fayda etmez. Ali. Thank you.
Ali. 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 Hadi kalk Ali. Bak, Urfa Kapalı Cezaevinden kaçtığımız gibi kaçacağız. Hiç kimse bizi hapsedemez. Hiç kimse özgürlüğümüzü elimizden alamaz. Hadi kalk Ali, gidiyoruz. Karasu, bak aileni de getirdik. Artık şu ölüm orucunu bırak. 4 kişi öldü. Yeter artık. Taleplerimiz kabul olmadan bırakmayacağız. Bak amca, Karasu'nun durumu iyi değil. Bilincini kaybederse müdahale edemeyiz. Kimin bilincini kaybettiği ortada değil mi? Ölecekler. Hiç kimsenin de umrunda olmayacak. Doktor, bazı insanlar var, öldürmek için yaşıyorlar. Bazı insanlar da var, yaşatmak için ölüyorlar. Az kurban ol fakir ve nakas ol bedrano. Ay bedranem lao, ay bedranem lao, ay bedranem lao. Hay kazama be verdi la o kazama be nesi la o az kurbana girdi ya la o az kurbana be kuva la o hay bedrane be la o hay bedrane be la o ay Müslüme emir vay Müslüme emir vay babi emir kuyat Müslüme emir vay berke babi emir vay gede emir la emir E kurban Allah'ı kubi. De gözü babamı kurtardım diye. De diğeri adı. Adam diye diğeri adı. Karasu, bu bir resmi görüşmedir. Kolordu'nun bilgisi dahilinde yapılıyor. Kolordu Kurmay Başkanımız da burada. Mahkemelerde savunmalarınıza müdahale edilmeyecek. Yazılı savunma verebileceksiniz. Cezaevi koşulları da düzelecek. Kötü muameleye son verilecek. Yeterli yemek çıkacak. Avukat ve aile görüşleri düzenli yapılacak. Ayrıca iç güvenlik amiri Esat Oktay Yıldıran da Kolordu tarafından cezaevindeki görevinden alındı. Kararınız nedir? Arkadaşlarımla görüştüm. 81. Eyleminde sözünüzü tutmadınız. Kaygılarımız var. Sözler tutulmazsa yeniden ölüm orucuna başlarız. Müzakereyi
yürüten kişi olarak bundan bizzat siz sorumlusunuz. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Ölüm orucunu bırakıyoruz. Bir de hayatını kaybeden arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Güvenlik açısından bu mümkün değil. Ayrıca sağlığınız buna hiç müsait değil. Ancak şöyle yapabilirim. Cenazeler çıkarken sizleri uygun bir odaya çıkartırız. Odanın penceresinden görürsünüz. Kemal, yavrum, sen bu dört tahta arasına sığacak adam mıydın? Aslında Kemal'im burada, bu topraklarda yatması lazım. Onun asıl ülkesi burasıydı. Oğlum bu toprakları çok sevdi. Burası için savaştı. Ve burada öldü. Annesi, git Kemal'imi getir. Son bir defa görmek, okşamak istiyorum dedi. Kıyamet, 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 kıyamet.
Derin